Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Muratcığım iyiyim sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Biz soru çözmeye devam ediyoruz. Evet sevr anlaşması belki de Türk tarihinin en ağır ile ilgili çok güzel sorular çözeceğiz Muratcığım. Çözelim hocam. Hemen başlıyoruz. Gözlüğümü takıyorum, kalemimi alıyorum, kılıcımı çekiyorum Muratcığım. Hocam gözlük takanın, kalem yazanın. <laughs> Zorro gibi kılıcımı çekiyorum Murat. Evet bakalım. Sevr Anlaşması'na göre Osmanlı'nın sınırlarının gösterildiği bu haritaya göre neye ulaşılabilir? Arkadaşlar bakın bir şey söyleyeyim. Eğer size bir harita vermişse bak burada gösteriyorum. Harita vermişse bu şu demektir. Haritanın üzerindeki var ya ufak bir noktayı bile dikkat alacaksın demektir. Haritayı böyle incini cinciğini araştıracaksın demektir. Yani haritaya göre yapacaksın. Demektir. Şöyle çıkaracaksın hocam. Aynen. Haritaya böyle var ya ölümüne bakacaksın. O nedenle bak. Okuyorum. Ülkenin batısı, güneyi ve doğusu tamamen işgal güçlerinin kontrolüne geçmiştir. Bakalım bu doğru mu? Ülkenin batısı neresi burası? Aa evet. Bak kırmızı Yunanmış. Bak burada yazıyor arkadaşlar. Yeşil neresiymiş? Aa burada İtalya var. Burayı işgal etmişler. Evet güneyi evet bak. Aa burası Fransa'ymış bak. Buradan anlıyorum arkadaşlar. Burası İngiltere ve doğru arkadaşlar. Yani ülkenin batısı, güneyi, doğusu işgal altında. İki, sınırlar Wilson ilkelerine uygun olarak çizilmiştir. Arkadaşlar bunu ne demek biliyor musun? Bak şimdi burada duralım. Wilson ilkelerine göre bir yerde bir millet çoğunluktaysa orası onundur prensibi var ya. Diyelim bir yerde Türkler var çoğunluk olarak nüfusun. Orası onların. Bir yerde diyelim Ermeniler var orası onların gibi. Şimdi bakalım sizce bu işgal bölgelerinde mesela bak göstereceğim. mesela Örnek neresi diyelim? Sivas. Bak Sivas Fransa kontrolünde bir yermiş. Soruyorum size Fransa'nın kontrol altındaki bu yerde burası Türklerin olması gerekmiyor mu normalde? Wilson'a göre evet, çünkü evet. Ulan Sivas Türk zaten. Şimdi beni ağzından şey çıkacak. <laughs> bakın buradan iyi doları şey yapmasınlar ya. <laughs> Aynen. Yani, sinir Aynen. E şimdi İzmir mesela Yunanlılara vermişler. Arkadaş, İzmir'in tamam e, Yunan Rumlar var ama e, çoğunluk Türk. Yüzdekaç? Ya, dolayısıyla yani. Ha, dolayısıyla Wilson prensiplerine uygun olarak çizilmiştir diyemem arkadaşlar. Eğer çizilmiş olsaydı, birçok yerin bizde kalması lazım. Evet. 3. Boğazlardaki Türk egemenliği sona ermiştir. Bakıyorum Muratcığım. Bak, Boğazlar bölgesi sarıyla gösterilmiş. Ya evet maalesef doğru. Hakikaten Boğazlar bölgesini almışlar elimizden. Dolayısıyla arkadaşlar 3 doğru. Yani cevabımız 1 ve 3 arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çocuklar harita varsa yapman gereken şey yapman gerekeni yapmaktır. Ya ne demek yani Muratçım? İncelemek hocam. Evet inceleme haritayı. Biraz bugünlere çok breaking best seyrediyorum Murat'cığım. O nedenle böyle Amerikan mali <laughs> cümlelerim olabilir. Hocam güzel dizi. Evet güzel dizi. Bakalım Sevr'e göre diyor. Sevr anlaşması ile ilgili ne söylenebilir? Okuyorum arkadaşlar. Şartları çok ağır olan Sevr anlaşması 433 maddeden oluşmaktaydı. Vay be maddeye bak. Anlaşmaya yalan önemli maddelerden bazıları şunlardır. Okuyorum. İstanbul çevresiyle Anadolu'nun bir bölümü Osmanlı'da kalacak. Fakat azalıkların hakları gözetilmezse İstanbul Türklerin elinden alınacak. Of büyük tehdit. Büyük tehdit evet hocam. Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacak. Uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Bu komisyonu Türk üye bulunmayacak. Aman Allah'ım. Ne demektir yani bu? Düşün, yani düşün Boğazları almışlar Murat elimizden. Tabii. Sen ne bilir? Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Eğer size yukarıda iki madde vermişse, diyelim 3 madde. 2 ya da üç fark etmez. Ve soru olumluysa, yukarıda verilen her şeyi içine alan bir yargı bulacaksın. Bak yavrum dikkat. 2 üç tane vermişse, üçünü de içine alacak bir şey bulacaksın. Birini değil. İkisini vermişse ikisi. Üç vermişse 3. Bak dikkat. Soru olumluysa hepsini kapsayacak yani. Bakalım A. Ekonomik alanda sınırlamalar daha çok ön plandadır. Yani evet burada bir ekonomi var ama burada ben göremedim ekonomi. Yani dolayısıyla A olmaz. Ülke sınırlarının çizilmesinde Wilson ilkeleri dikkate alınmıştır. Böyle bir şey yok. Biraz önce söyledik. Milliyet prensibine göre bu yok. Azınlık hakları Müslümanlarla eşit hale getirilmiştir. Evet burada azınlıklarla ilgili bir şey var ama burada yok arkadaşlar. Dolayısıyla bak bu da olmaz. Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları zedelenmiştir. Ha bak bu olur. Çünkü ikisini topladığında ikisi de bizim için olumsuz. Yani egemenlik haklarımızı yani bizim bu ülkede söz söyleme hakkımızı zedeliyor. O nedenle D ikisini birden içine alan bir ifade. Arkadaşlar dikkat. Hepsini içine alacak. Birini değil. Bak bunu lütfen unutma. Devam ediyorum son soru Muratcığım. Bu bilgilere göre Osmanlı'nın aşağıdaki hangisinin zarar gördüğü söylenebilir? Bakıyorum. Sevre göre Osmanlı'nın tüm mali hak kaynakları, itiraf devletlerinin işgal giderlerine ve savaş tazminatına harcanacak. Aman Allah'ım. Ve Osmanlı Maliyesi İtilat Devletleri'nin atadığı bir komisyon tarafından yönetilecek. Aman Allah. Bak Murat düşün bir ekonomi var senin. Evet hocam. Yani maliye. Ne demek maliye? Yani ekonomi. Ha, tabii. Para. Bu maliyenin yani bu paranın başına İtilat Devletleri geçiyor. Şimdi soru diyor ki neyin yani Osmanlı'da neyin zarar gördüğü söylenebilir. Tabii ki ekonomik bağımsızlık. Tabii ki. Çünkü bak düşünsene Muratçım, Bütün paranın üstüne yabancılar oturmuş. Evet. Yani sen artık ekonomik olarak onlara bağımlı, bağımlısın. evet. Heh, bağımsız değilsin. Cevabımız o yüzden A arkadaşlar bazıları C'ye gidebilir toprak bütünlüğü falan değil. Aman dikkat. Hocam gitmesinler evet. kalsınlar. Evet Muratcığım. Olay budur. Bu mudur hocam? Böylece Sevr ile ilgili 3 tane güzel soru çözdük. E, yani zaten bir şey söyleyeyim mi? Sevr'in eti budu budur. Ya bu üç soruyu anladıkları anda bitmiştir hocam. Bitmiştir yani Muratcığım. Hocam çok güzel o zaman. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi unutmasınlar hocam. Görüyorum abone değiller. Abone olsunlar. Evet abone olsunlar. Evet hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz Muratcığım.